Muhalefette seçim kaosu var, iktidarda Türkiye yüzyılı var değerli izleyiciler. Bunu da hemen diyelim. bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor, ikinci defa toplanacaklar. Hızlıca bir durum değerlendirmesi yapıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un semih hastanesi kurulacak, yerli ilaç üretilecek dedi. Bakın bu yerli ilaç meselesi de önemli. Türkiye'de aynen. E, enerji maliyetlerinde olduğu gibi, altında olduğu gibi ithal ettiğimiz ürünlerden biri de ilaçlar. İnşallah bu ilaçların yerli üretilirse ithal etmeye gerek kalmayacak ve SMA hastanesi de kurulması önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'a gitti. Birçok ülkeden mevkidaşıyla temaslarda bulundu. Şuşa'ya bir tane başkonsolosluk açacak. Hakan Bey dün Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi oldu, talebi oldu daha doğrusu devletimiz adına. O da hızlıca bölgenin kalkınmasına faydalı olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulları ziyaret etti. 71 ilin Milli Eğitim Müdürü bir araya gelip bilgi aldı. Son duruma bakılıyor. Bir önceki Milli Eğitim Bakanımız da önemli işler yapmıştı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan sendikalarla görüşü asgari ücret zammı için devreye girdi. Görüşmeler yapılacak bayramdan önce yani bu iki hafta içerisinde asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022'de ben 50 milyon turist şu kadar döviz getireceğim dedi. Hakikaten sözünü tuttu. Bu senede rekor planlıyorlar. Mehmet Nuri Ersoy zaten turizmden gelen başarılı bir isimdi. Devam ediyor. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçiye tam 124 milyonluk destek müjdesi verdi. Önemli bir açıklama bu. Sayın Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da gördüğünüz gibi kabine çalıştığını da söyleyelim.